karbonat, sodyum bikarbonat. Hemen hemen kardeş gibiler bunlar. Yani nasıl elde ediliyor, nerelerde kullanılıyor, geleneksel adı nedir? Sözel bir konu. Beraber birlikte kitabımızı takip ederek, gerekli açıklamaları yaparak sizlere işleyelim. Dersimiz çok uzun sürmeyecek. 10-15 dakika içinde dersimizi tamamlamış olacağız. Önce formülden başlarsak, sodyum karbonatın kimyasal formülü Na2CO3. Arkadaşlar, bu tuzu elde etmek için biliyorsunuz asit ve baz gerekiyor. Hangi asit baz çifti gerekir diye sorular çıkabilir. Şöyle anlayacaksınız. Na yani sodyum sizde NaOH hatırlatırsın. Sut kostik. CO3 ise H2CO3. Karbonik asit. İkisinin birleşmesiyle oluşan bir tuzdur arkadaşlar bu. Yani bu tuzu elde etmek için kullanılması gereken asit baz çifti aşağıdakilerden hangisidir? İşte bu çift kullanılması gerekir bu tuzu elde etmek için. Bir şey daha var. Bu karbonik asit, ismini de yazalım olmazsa, gazlı içeceklerde kullanılan, hani gazı kaçmasın dediğimiz karbondioksite dönüşen bir asittir bu. Asidi kaçmasın. Zayıf asittir. Çünkü güçlü olsaydı ne yapardı? Zaten yasak olurdu. Midemizi parçalardı. Silmezdi zaten. Sut kostik ise daha önceki konulardan hatırlarsanız kuvvetli bir bazdır. Arkadaşlar bir bilek güreşi düşünürseniz bir taraf kuvvetli, diğer taraf zayıf. Kim galip gelecek? Kuvvetli olan galip gelecek. Yani demek istediğim şu, bu tuz bazik özellik gösteren bir tuzdur. Niçin? Oluşumundaki bazın kuvvetli olması, asidin zayıf olmasından dolayı. Sofra tuzu nasıldı? İkisi de kuvvetliydi, asit de kuvvetliydi, baz da kuvvetliydi, nötr tuz oluyordu. Burada ise hangisi kuvvetli? Baz kuvvetli. İşte ondan dolayı bu tuza bazik tuz deniliyor. Kimyasal adı yani sistematik adı sodyum karbonat. Yaygın adı, geleneksel adı soda külü veya çamaşır sodası. Daha çok çamaşır sodası ifadesi kullanılıyor. Arkadaşlar doğada beyazımsı renkte şeffaf kristal halde görüyorsunuz. Fotoğrafta da görülüyor. Özellikleri ne? Suda iyi çözünür. Çamaşır sodası olduğuna göre, çamaşır temizliğinde kullanıldığına göre elbette suda iyi çözünen bir madde olması gerekiyor. Beyaz renkte kokusuz bir tuzdur. Nem çekici bir özelliğe sahiptir. Bu ne demek? Eğer siz bu çamaşır sodasını şöyle ağzı açık bir poşetin içinde bırakırsanız, yani havadaki nemi çeker, nemlenir, ıslanır. Nem çekici bir özelliği vardır. Sanayide çok değişik alanlarda kullanılıyor. Kullanım alanlarına bakıldığında en başta doğal temizlik malzemesidir. Deterjanlar üretilmeden önce doğal temizlik maddesi olarak çamaşır sodası kullanılıyordu. Ama şimdi onun yerini deterjanlar aldı tabii ki. Arkadaşlar bu çamaşır sodası suya ilave edildiğinde, çözüldüğünde ilk yaptığı iş sudaki sertlik yapan
iyonları hangi iyonlar? Magnezyum iyonları, kalsiyum iyonları. İşte bu iyonları tutarak, kendisine çekerek karbonat halinde çöktürür, ortamdan uzaklaştırır ve bu şekilde suyu yumuşatır. Bakın, sert sular temizlik açısından dezavantajlıdır. Çamaşırı yıpratır, çok fazla sabun ve deterjan gerektirir ama yumuşak olduğunda su daha kolay temizlik yapılır. İşte bu çamaşır sodası demek ki suyun sertliğini giderme açısından gerçekten önemli bir görev üstleniyor. Kireç önleyici deterjanlarda katkı maddesi olarak kullanılıyor. Demek ki çamaşır makinelerinde, efendim vesaire makinelerde kireç çözücü olarak deterjanların içinde katkı maddesi olarak kullanılıyor. Camın 3 tane ana bileşeni var. Bunlardan birisi de sodyum karbonattır. Kağıt üretiminde kullanılıyor. Suyu yumuşatmak için kullanılıyor. Mesela su arıtma cihazlarında kullanılabilir. Sabun ve deterjan üretiminde kullanılıyor katkı maddesi olarak. Fotoğrafçılıkta fotoğrafın yıkanması sırasında kullanılıyor. Tıpta bazı ilaçların yapımında kullanılıyor. Mesela mide ilacı yapımında kullanılabilir. İkinci tuz çeşidimiz, bugünkü dersimizin ikinci tuz çeşidi sodyum bikarbonat. Arkadaşlar, şu iyon karbonat iyonudur. Karbonat. Fakat şu iyonunun adı bikarbonat. O nedenle NaHCO3 sodyum bikarbonat olarak isimlendiriliyor. Yaygın adı, yani geleneksel adı yemek sodası. Diğer adıyla içme sodası. Tabii sıvı haldekiler değil, toz halinden bahsediyoruz. Veya kabartma tozu da deniliyor. Bu ifadeleri de yazmanızda fayda var. Yani bunlar da kullanılıyor. Arkadaşlar, yine bu doğada şu şekilde bulunuyor. Diğer sodyum tuzlarıyla birlikte, yani sodyum karbonatla birlikte kayalar halinde, taşlar halinde veya deniz tuzları içinde bulunuyor. Beyaz renkli, katı halde, işte görüyoruz, yine resimde görülüyor. Bu da aynı şekilde diğerine benziyor. Suda çözünen beyaz renkli bir tozdur. Fakat bunun bir özelliği var. Sodyum bileşikleri arasında en düşük bazlık değerine sahip. Yani içilebilir bu. Çok kuvvetli bir baz değil. Antiasit özelliği gösteriyor. Eğer herhangi bir şekilde mide rahatsızlığına yakalandığınız, mideniz yanıyorsa, hissediyorsunuz bir asit fazlalığı var midenizde, ne yapmak lazım? Bir bardak suyun içine bir çay kaşığı kabartma tozu vardır evlerde. Hani kek yapımında, hamur işleri yapımında kullanılıyor. Oradan bir çay kaşığı katarak karıştırıyoruz, çözüyoruz. Bunu antiasit olarak kullanıyoruz. Zaten mide şuruplarının üzerinde de antiasit yazacaktır. Görüyorsunuz, kullananlar vardır. Nasıl elde ediliyor? Çoğunlukla biraz önce işlediğimiz sodyum karbonattan elde ediliyor. Nasıl oluyor işlem? Sodyum karbonat, çamaşır sodası suya atıldığında aralarında bir tepkime gerçekleşiyor. Bir miktar
sodyum bikarbonata dönüşüyor. Kullanım alanlarına bakıldığında en çok kabartma tozu olarak kullanılıyor. Hocam bu kabartma tozu ne işe yarıyor? Arkadaşlar, kekin içine, hamurun içine kabartma tozu atıldığında pişirilmesi için ısıtılıyor biliyorsunuz. Bu esnada kimyasal tepkimenin denklemine bakarak görüyoruz ki karbondioksit gazı açığa çıkıyor. Bu gaz kekin içinden, hamurun içinden çıkarken hamuru kabartıyor gözenekler halinde. İçecekler de asitlik düzenleyici olarak kullanılıyor. Temizlik malzemelerinde katkı maddesi olarak ve koku giderici olarak kullanılıyor. Kimya sanayinde çok değişik yerlerde de kullanılıyor. Biraz önce kağıt üretimi geçmişti bakın. Burada da kağıt üretimi var. Yangın söndürücülerde kullanılıyor. Suyun sertliğini gidermek için. Ki biraz önce de vardı arkadaşlar şurada. Ortak bakın bazı kullanım alanları var. Ve son olarak biraz önce ifade ettiğim gibi mide yangılarını gidermek için kullanılıyor. Böcek ısırmalarında kaşıntı ve kabarmayı azaltmak için kullanılıyor. Şimdi bu böcek tabii ki karınca gibi vesaire tabii zehirli olanlara çok fazla etki etmeyebilir ama böyle hafif kaşıntı, acı hissettiğimizde nedir bunun sebebi? Isırdığında eğer asit salgıladıysa böcek, bu da bazik özellik gösteriyor. O asidi nötrleştirerek oradaki acının, kaşıntının geçmesini sağlıyor. Evet arkadaşlar, iki tane tuz çeşidimiz kaldı. Bunları da hani bu haftayı tuzlara ayıralım, gelecek dersimize bırakalım. İkili ikili bu şekilde gitmiş olalım. Son derste de biraz hafif işlemiş olalım. Gelecek derste görüşmek üzere. Şimdilik.